Tekrar sevgili Alpan Manas'la beraberiz. Daha önce konuşmuştuk. Bir enerji devriminden söz etmiştiniz. Yani 2023'lere kadar olacak bir şey. Pil teknolojisi o kadar gelişecek ki, o kadar evet. gelişecek ki hayatımızda neler değişecek? Şimdi şöyle, geçen sefer ben tabii sadece pilden bahsettim. Tabii ki 5G iletişim teknolojisini de unutmayalım. Yani 5G'de hayatımıza girecek nesnelerin internetiyle beraber toplanan verinin hızlı bir şekilde iletişimi sağlanacak. Ve pil teknolojisiyle beraber de bunlar hepsi kombine olacak. Yani bütün nesneler internete bağlı olacak. Evet. Birbirleriyle konuşacaklar ve enerjisini de çok güçlü pillerden alacaklar. Aynen. Bu yeni bir dünya düzeni demek yeni aslında. Yeni bir dünya düzeni. Şöyle ki uçan arabalardan bahsediyorsak bunlar rahatlıkla gerçekleşecek. Yani bugün otonom arabalardan bahsediyoruz. Yani şoförsüz. Kendi kendine. Otonom diyoruz artık yani. Bir de otonom bir Türkçeleşti mi? Türkçeleşti bence. Evet bence de terminolojiyi hem kullanalım hem açıklayalım. Açıklayalım. Otonom bizim programımızda çok duyulabilir bir kelime. Bu da kendi kendine çalışan. Evet demek. Şoförsüz. Yani, şoförsüz. Şoförsüz araba, otonom arabalar. Otonom arabalarda seviye var. 5'e kadar. 5 seviye dediğimiz, yani artık direksiyonun da olmadığı 5 seviye 2023'lerde hayatımıza girecek. Yani otonom arabalar ve elektrikli tabii olmak şartıyla 2023'te sokaklarda ağırlıklı olarak görülmeye başlayacak. Benim şu anda arabam kamerayla öndeki arabayı takip ediyor. Tabii. Ve o durdu mu duruyor, yavaşlıyor. Bu kaçıncı seviye bir otonom araba? Bu daha üç. Yeni. 3 mü? 3. Oo. 3'tesiniz. 4'te yani otonom seviyesi değil bu yani şey olarak 3. Yazılım. Seviye, yazılım olarak geçiyor. Ve 4'te hala şey var. Şu anda 4. seviyede çıkarmaya başladılar arabaları. Tabii buradaki önemli konulardan bir tanesi bu lidar dediğimiz bu lazere bağlı şeyin arabanın etrafını gözlemlemesiyle ilgili. Şimdi ilk bu işi Google yaptığında orada kullanılan lazer sistemleri, lidarlar $80,000 araba başına. Tabii yani şimdi hani şimdi ucuzluyor. Tabii. Şu anda $10,000 civarına düşmüş durumda. Yani bu seviyenin $2,000-3,000 seviyesine inmesi gerekiyor. Yani 2023 yılında ulaşılacak nokta bu seviyelere gelecek. Peki bir soru. Şimdi bu sürücüsüz arabalar benim de çok ilgimi çekiyor. Herkesin de çok ilgisini çekiyor. Bu sırada bu sürücüsüz arabalar bizim yollarımızda ne zaman gerçekten görünmeye başlar? Dünyada ne zaman görünmeye başlar? Büyük ihtimalle bu aynı anda olur tabii mu? Canım, yani artık onda şey yok. Yani aynı anda gözükür ama şimdi biliyorsunuz penetrasyon dediğimiz yani pazara giriş yani %30'un altında olmadığı sürece çok fazla bir anlamı yok. Ama %30 ne kadar hani arabaların %30'u ne kadar otonom olur diye sorarsanız yani 2030'lara doğru gidiyor olmamız gerekiyor. Yani 2028'lerde 30'larda bu rakamı görüyoruz. Yani biz 2023'ten itibaren hem sürücülü hem sürücüsüz araçlar aynı yollarda devam edecek. Dolanacağız. Yani, tabii. Sıkıntı ama, olmaz ama, mı? Sıkıntı olmaz yani çünkü öyle bir şart da yok yani hani bütün araçların otonom olma zorunluluğu diye bir şey yok. Evet. Yani bugünkü tasarım onunla, o konu üzerine yapılmıyor. Yani mutlaka ikisinin de beraber kullanılacağı bir bizim ortam. Ürettiğimiz araçlar elektrikli olacak. Türkiye'de üretilmesi planlanan araçlar hem otonom olacak. Hem fonksiyonu olacak hem de elektrikli olacak. Yani ben bunu yıllardır söylüyorum yani kaç yıldır. O zaman iyi bir yatırım bu. Eğer. Ama içten yanmalı motor yapacak halleri yok herhalde. Yok ya öyle bir şey zaten. Yok mümkün yani, değil. Yani başlarda konuşuluyordu ama. Ama o tabii ki şey değil. Yani ama ben süre konusunda şey değilim. O kadar optimist bakamıyorum. Yani yani ben 2021'de bu aracın çıkmasının biraz zor olduğunu görüyorum. Yani 2023'ten önce biz. Ama yani 2023 çok fazla bir 2023 olsun. Yani 2023'te çünkü şunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. Sürücüsüz ve elektrikli arabalar
geliyor ve çok yaygınlaşacak. Bu kadar. Doğru mu? Aynen öyle. Ve şey de olmayacak yani, böyle hani 150 kilometre, 200 kilometre, yani bir şarjla 1000 kilometre şarj etme süresi 90 saniye. Süper. Çünkü ben bir tane elektrikli araç aldım. Marka söylemeyeyim. Kullanamadım. İhtiyacımı görmedi. Çünkü şey yetmedi. 90 kilometre, 100 kilometreden fazla gitmiyordu. Bir gecede şarj etmek gerekiyordu. Tabii. Herhalde bunlar mazide kalacak. Bunlar fantastik olacak. Yani bunlar yani bir şarjla 1000 kilometre gideceksiniz. 90 saniyede şarj edeceksiniz. Ve çok ekonomik olacak. Tabii çok ekonomik olacak. Ya o ben 100 kilometre gidiyordum ama yani hiçbir şey yakmıyordu. Yakmıyor, müthiş tabii. Bir şeydi. Tabii. Peki şimdi tamam, bunda sorun yok. Bu zaten artık herkes bunda hemfikir. İlk duyduğumuzda bir şaşırmıştık. Belki ilk duyanlar hala şaşırıyordur ama sürücüsüz arabalar gelecek. Çünkü zaten bugün bile kendi kendine park ediyor falan. Tabii yani o seviyede yazılma. Toplu taşımacılıkta neler olacak? Oralarda bir öngörü var mı? Zaten öyle de çalışmalar var galiba. Var. Yani şimdi çok önemli insanlar var, işte Elon Musk gibi. Bunlar öncü kuvvet diyoruz bunlara. Bu tip insanların en büyük avantajı, yani hem onlar öncü, hem de öncü oldukları teknolojiler için finansman da bulabiliyorlar. Böylece işte ben Hyperloop yapacağım dediğinde birisi çıkarıp parayı veriyor. Hyperloop ne abi? Açıklamamız lazım. Güzel. Hyperloop. Tren mi? Efendim? Tüpün içinde giden. Tüpün içinde yüksek itme teknolojisiyle giden 1200 kilometre hız saatte, hedefi. Uçaktan hızlı. Evet. Ama şu andaki hedef bu. Hı. Şu anda yakaladıkları hızlar 350 kilometrelerdeler. Ama Japonlar ne yapıyor bu konuda? Onlar da çok çalışıyor. Şimdi onlar Hyperloop dediğimiz teknoloji üzerinde değil. Onlar genelde maglev teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Manyetik levitasyon dediğimiz bir teknoloji bu. Gene bir manyetik alan üzerinde sürtünmeden gidebilen trenlerden abi bahsediyor. Sen nasıl biliyorsun bunu? Her şeyi biliyorsun. Şöyle biraz fazla. Yani hani uzmanlık diyeceğim uzmanlık alanı biraz geniş. Evet. Başka uzmanlık, onları da konuşacağız. Tamam. IQ konuşacağız. Tamam. Orada da var bir uzmanlık. Var evet. Ama bu çok ilginç. Araba, tren. Evet evet. Biraz fazla okumak. Bir de çok eskiden beri. Yani ben 1971'den beri bilgisayar kullanıcısıyım. Yani kullandığım bilgisayarları düşünürsen, o zamanlar öyle PC falan yoktu. Yani o yıllarda programlama, PL1 dediğimiz programlama yapıyorduk veya Basic diye programlama yapıyorduk. Yani o yıllardan gelen bir şey var. Teknolojiyle fazla iç içe olmanın, ama o da güzel bir şey değil aslında. Yani teknolojiyi fazla bilmek de iyi bir şey değil. Teknolojiyi bilerek futurist olmak da güzel bir şey ama çok da iyi bir şey değil yani. Her şeyi teknolojik olarak nerelere doğru... Ben bu kadar bilmediğim için iyi bir şey olup olmadığını da bilmiyorum. Konusunda da bilmiyorsun. Peki saat konuşalım. Mesela buradan bu trenlerle İstanbul'dan Londra'ya ya da Paris'e kaç saatte gideriz? Ya da hep yani onlar da bir Londra, New York falan bir şeyler... Şimdi Londra, New York tabii çok şey yüksek bir hedef. Çünkü orada okyanus geçeceğiz. Nasıl yani yapacaklar? Onu bilemiyorum, onu nasıl yapacaklar ama kara içinde hareket edersek... Yani kilometre bazında baktığında İstanbul-Ankara özelinden gidelim. Yani İstanbul-Ankara herhalde kuş uçumu 250 kilometre falandır. Yani düşünsenize 1250 kilometre 10 dakika 15 dakikada çok rahatlıkla varıyor olacaksınız. Bunlar okyanusu da geçer ki tüpler. Tabii canım. Tüpler olacak. Yani tabii ki geçer ama hani o biraz daha uzun vadeli hedef diye. Şimdi elektrikli uçaklar gündeme gelecek. Yani pil teknolojisi için de çok yükseldikten sonra elektrikli uçaklar da devreye girecek. Elektrikli dev gemiler devreye girecek. Yani şimdi ne olacak? Ulaşım ucuzlamaya başlayacak. Bir soru. Pilotsuz yolcu uçağı ne zaman olur? Sully diye bir film vardı. Ben Sully filminden çıktığımda dedim ki orada, çünkü Sully filmini bilmiyorum, seyrettin mi? Yok, izlemedim. Uçağı denize indiriyor. Çünkü iki motoruna da şey giriyor. Kuş giriyor. İki motor susuyor ve uçağı Hudson nehrine indiriyor. Ha o şey hikayeyi, gerçeğini biliyorum. Gerçeğini biliyorsun. Tom Hanks oynamıştı. Tom Hanks oynamıştı. Simülatöre bağlanıyorlar.
simülatörde uçağı tekrar LaGuardia'ya döndürebiliyor. Veya New Jersey'ye tekrar uçurabiliyorlar, indirebiliyorlar. Tom Hanks itiraz ediyor. Diyor ki ben diyor burada diyor dokümanlara baktım diyor. Bir insan olarak diyor bir karar verme sürem var diyor. Şu kadar saniye diyor ben kaybettim diyor. İşte ben o filmden çıktıktan sonra... Anladım ne demek istediğini. Yani insani bir şey var orada. Karar verme süresi var. Ama eğer orada bir otopilot olmuş olsaydı, yani ikinci pilot eğer şey olmuş olsaydı, bir yapay zeka olmuş olsaydı, önceki bilgileri toparlayaraktan kesinlikle ve kesinlikle o süreyi, bir insani süreyi kaybetmeyecekti. Çünkü orada diyor ki motor aç kapa, motor aç kapa, birkaç defa motor aç kapa yaptılar. Dolayısıyla bunu yapmayacaktı belki. Yapay zeka direkt olarak döndürecekti. Pilotsuz uçak daha mı güvenli diyoruz? Ben şu anda diyorum ki şu geçiş sürecinde zaten şu anda büyük firmaların hepsi çalışıyorlar. Hepsi yani Boeing de dahil olmak üzere kendi içlerinde değil dışarıda startup firmalara yatırım yaparaktan bu konulara çalışıyorlar. Solda pilot oturacak, sağda yapay zeka mutlaka olacak. Yani ben belli bir süre pilot ve yapay zekanın beraber uçacağını düşünüyorum. Kesinlikle hibrit bir yaşayacağız zaten. Hemen her yerde olacak herhalde. Tabii. Bence sürücüsüz arabalara da izin vermeyecekler içinde biri olmadan. Zaten tabii ki. İçinde yani, biri yani işte bu şeyde de aynı şekilde de işte Nevada eyaletinde kullanımda şeyde şoförün yanında mutlaka birisinin oturması gerektiği. O test araçları öyle ama mesela 2023'te sürücüsüz arabalar geldiğinde al işte bu çocukları okula götür diyemeyeceğiz herhalde. Bir yetişkin mutlaka arabada olacaktır diye düşünüyorum. Ha güvenlik nedeniyle bence götürür yani de. Geçişte burada tabii şeylerin ülkelerde alınacak kararların, kanunlar, yöne çıkacak yönetmeliklerin çok önemi var. Yani onlar nasıl çıkacak onları tabii ben de şu anda kestiremiyorum açıkçası. Peki son sorumuz olsun. Bölüm sonuna geldik çünkü. Türkiye'yi tüm bu gelişmelerin içinde hani nerede görüyoruz? İlk ona girer miyiz? 20'ye. Şu an için mi? Evet, yani gelecekte bu gelişmeler olup biterken biz ne kadar adapte olabiliriz ülke olarak? Bütün şimdi, bu olup biterken. Çok mu dışında kalırız? Hani herkes hemfikir ki biz bu 4.0'ı çok kaçırmadık daha. Evet. Yani. Ya şöyle söyleyeyim. Erişimde bir sorunumuz yok. Yani teknolojiye erişimde bir sorunumuz yok. Önemli olan siyaseten şeyin yönetimi. Yani siyaseten nasıl yönetildiği ve siyaseten buna nasıl bakıldığı ile ilgili bir konu. Eğer şey olursa çok ciddi olarak bu konulara eğildiğimiz takdirde bunlara yatırım yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Çin'de yapay zeka konusunda tek bir firma 80 bin tane mühendis çalıştırıyor. Bu konuda çalışma yapıyor yapay zeka konusunda. Şimdi Türkiye'de yapay zeka konusunda çalışma yapan mühendis sayısı nedir acaba? Yani istatistiğini bile bilmiyoruz. O zaman biz şimdi bu bölümü bitirelim. Çünkü vaktimiz doldu bizim. Ama mutlaka bu yapay zekayı ve girişimciliği mutlaka konuşalım. Bir kez daha sizi bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkürler efendim.